Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Futbol Manager 2021'de bir resmi transfer videosuyla tekrardan karşınızdayım. Bu videodaki konumuz da Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı, yarım sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı Halil Dervişoğlu olacak. Halil'in Futbol Manager 2021'deki profil özelliklerine bakacağız. Antrenör raporu özetlerini alacağız. Efe Meditör mevcut potansiyel yetenek karşılaştırmasını yapacağız ve hani çok da önemli değil ama ben de kendi yorumumu sizlere katacağım. Bu arada 1 Haziran 2021 tarihindeyiz. Yani 2021 yılındaki Halil profiline bakacağız. Yaşı uygun olsun diye. Evet, yaş 21 arkadaşlar. Piyasa değeri 6 milyon euro. Brentford'dan kiralık olarak geldi. Sözleşmede satın alma opsiyonu var mı yok mu şu an itibariyle muamma. Yoksa gerçekten zaten başta benim açımdan orada bir eksi yazar. Türk pasaportlu olması çok önemli. Bu ciddi bir artı. İkinci olarak ise şunu diyebilirim arkadaşlar. Nerede oynayacağı önemli. Yani Halil, benim bildiğim Halil bir ofansif orta saha sol kanat oyuncusu arkadaşlar. Ama forvette de oynayabiliyor. Özellikle son maçlarda Türk milli takımında da genç milli takımda da son maçlarda kendisi forvette şans buldu. Forvette değerlendirdik onu. Verim de aldık aslına bakarsınız ama esas yeri sol kanat arkadaşlar. Ki eğer teknik ekip kendisini sol kanat için transfer ettiyse ki oraya da Onyekuru gelecek deniyor. Ben açıkçası bu transfere üzülürüm. Neden üzülürüm arkadaşlar? Kerem için üzülürüm. Gerçekten şu ana kadar kısa zaman diliminde belki çok forma şansı bulamadı. Kısa zaman diliminde forma şansı buldu ama her maçta da benden olur mesajını verdi. Zaten Onyekuru transferine bu anlamda Kerem açısından çok pozitif yaklaşmıyorum. Eğer Halil'i de sol kanat oyuncusu olarak düşünüyorlarsa bence büyük bir hata olarak bunu görebiliriz arkadaşlar. Ama ben Halil'in daha çok yedek santrofor olarak alındığını düşünüyorum açıkçası. Jack ne kalacaktır? Jack ne tamamlayıcı forvet iç saha maçlarında ya da geriye düştüğünüz maçlarda çift forvette Halil Jack ne yapabilirsiniz? Zaten Falcao artık sezonu kapadı diyebiliriz. Hatta Galatasaray kariyeri bitti diyebiliriz. Dediğim gibi mevkisi, teknik ekibin onu herhangi mevkide değerlendireceğine göre yorumlanacak bir transfer gelişmesi diyebiliriz. Evet, şöyle profile gelelim arkadaşlar. Rol ve göreve baktığımız zaman forvet mevkiinde yaratıcı forvet, hücum, komple forvet destek, yardımcı forvet destek ve sahte forvet destek görevlerinde başarılı. Sol kanatta ise ters ayaklı kanat oyuncusu hücum, kanat forvet destek, ofansif oyun kurucu destek ve roundator hücum rol ve görevlerinde başarılı olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Biz onu forvet olarak değerlendirelim en azından. Çünkü ben forvet mevkiinde transfer olduğunu tahmin ediyorum ve umuyorum. Umuyorum. Bir Galatasaraylı olarak bu yorumu yapıyorum. Evet, şöyle özelliklere gelelim. Teknik, bitiricilik 13, dribling 12, ilk kontrol 14, kafa vuruşu 11, pas 12, penaltı 12, teknik 13, uzaktan şut 12. Zihinsele baktığımızda cesaret 11, çalışkanlık 13, karar alma 13, kararlılık 13, konsantrasyon 11, ön sezi 13, özel yetenek 14, soğukkanlılık 13, takım oyunu 12, topsuz alan 13 ve vizyon 13. Fiziksel özel olarak çeviklik 15, dayanıklılık 13, denge 11, güç 11, hız 13, hızlanma 13 ve sıçrama 12 etkili özellikleri olarak görebiliriz arkadaşlar. Burada dikkat çekici nokta orta yapmanın zayıf olması ve duran topların bir hayli zayıf olması. 1.83 boy, 75 kilo ağırlık, fiziksel olarak yeterli bir oyuncu arkadaşlar. Yani forvet hattında da yeri geldiğinde tek forvet ya da yeri geldiğinde ikinci tamamlayıcı forvet, yardımcı forvet olarak da oynayabilecek bir oyuncu diyebiliriz Halil için. Her iki ayağını kullanabiliyor. Kişilik dengeli, medya gözünde santrafor ve kalecilik becerisi 2 denmiş. Çok muhteşem, ahım şahım bir profili yok. Ama en önemli avantajı bence Türk pasaportu olması ve genç bir oyuncu olması. Bunun altını çizelim. Tabii satın alma opsiyonu yoksa 6 ay sonra Brentford'a geri dönecekse o zaman bu transferi niye yaptınız diye de sorgularız arkadaşlar. Yani bu sonuna kadar sorgulanacak bir transfer hamlesi olur. Hele iyi bir performans gösterirse 6 ayda Galatasaray onu kadrosuna katamazsa bir esprisi yok bence. Yetiştirici bir kulüp, yani milletin futbolcusunun yetiştirici kulüp olmamalı Galatasaray. Evet, Efem Editör rakamlarına şöyle bir bakalım hemen. Evet, mevcut yetenek 130 arkadaşlar. Potansiyel yetenek 137. Evet, gelişim potansiyeli sunuyor Efem Editör bize bu profil üzerinden. Ama çok ciddi değil. 7 puanlık bir gelişim sunuyor. Potansiyel yetenek 137'yi de şöyle değerlendirebiliriz. Bir Türk pasaportlu oyuncu için Türkiye Ligi'ndeki büyük takımlar için baz alıyorum bunu. Yani ilk 11'i zorlayabilecek, ilk 11'de yeri geldiğinde forma şansı bulabilecek bir potansiyel yetenek rakamı diyebiliriz arkadaşlar. Yani kendi kariyer hikayelerimde futbol menajer diliyle konuşmak gerekir. Ben 4 büyüklerde 140 ve 140 üstü
potansiyel yetenek oyuncuları tercih ediyorum. Öyle de bir yorum yapabilirsiniz. Evet, baktığımızda uyum 12, hırs 13, aidiyet duygusu 12, baskıya dayanıklılık 13, profesyonellik 14, sportmenlik 12, huy 10, tartışma 5. Evet, tartışma 5 olması sevindirici. Bu Türk futbol, bakalım eğer Türk futbol atmosferine girerse bu tartışma 13'e 14'e sıçrayabilir. Çünkü ne yazık ki biz böyle oyuncuları seviyoruz. Süreklilik 12, çirkeflik 8, bu da harika bir özellik bence. Önemli maçlardaki forma 11, sakatlanma eğilimi 5 ve çok yönlülük 12 denmiş. Çok yönlülük 12 işte önemli. Yani kadronuzda, geniş kadronuzda bulundurabileceğiniz bir oyuncu çok yönlülük açısından. Sadece hani şey oynatmayabilirsiniz yani. Forvet ya da sol kanat değil, sağ tarafa da atarsınız. Yeri geldiğinde ofansif orta sahada da oynar. Ama tabii öncelik bu muydu kadro içinde baktığınız zaman? Orası tartışılır. Tartışacak nokta dediğim gibi sol kanat oyuncusu için alındıysa, sol kanat için alındıysa Kerem Mevzu ve satın alma opsiyonu olup olmaması arkadaşlar. Biz şöyle yine bir gelelim. Şöyle mevkilere baktığımızda en başarılı olduğu mevki santrafor olarak gözüküyor. 20 sağ ayağını kullanıyor. 20 sol ayak. 15 arkadaşlar ofansif orta sahada 16 verimlilikle oynuyor. 20 puan üzerinden veriliyor. Sol kanat 18, sağ kanat 10. Merkez orta saha 10, sol kanat 10 olarak verimli oynuyor bölgelerde. Oyun karakteristiklerini kulüpten yetişen, kulüp Sparta kulübünden yetişmiş bir oyuncu arkadaşlar, Hollanda'dan, bunu da söyleyelim. Evet, şimdi antrenör raporu özetlerine geleceğiz. Bakalım Galatasaray'ın antrenörleri neler söylemişler Halil için arkadaşlar. Artılara gelelim. Kulübümüze gelmeyi çok istemesi, çok çevik olması, çok yönlü olması. Şu an Süper Lig seviyesinde bir futbolcu. Gelecekte fazlasıyla gelişim gösterebilir. Dengeli ve normal bir karakteri var. Hızlı bir oyuncu sayılır. İki ayını da kullanabiliyor. Milli takımda oynuyor ve zeki bir oyuncu olarak biliniyor. Eksilerinde bonservis maliyeti yazmış ama biz bunu dikkate almıyoruz. Orta yapma özelliğini geliştirmesi gerek. Evet, onu zaten biz de profilde detaylıca söylemiştik. Baktığımız zaman arkadaşlar kendisinin mevcut yeteneği 3 yıldız, potansiyel yetenekli 3 yıldız verilmiş. An itibariyle şöyle yaptığımızda santrofor merkez olarak değerlendirdiğimizde Jacques'ten sonra takım içindeki en başarılı oyuncu olabileceğini söylüyor. Kadro kıyaslamasında bize antrenörler Jacques'te 3 yıldız potansiyel ve 3 yıldız mevcut yetenek, Halil'de arkadaşlar aynı zamanda Babel'de 3 yıldız yetenek ve 3 yıldız potansiyel diyebiliriz. Falcao bitmiş. Falcao burada antrenörler de gözden çıkartmışlar diyebiliriz arkadaşlar. Şöyle genel bir kariyer istatistiklerine bakacağım. Sparta'da başlıyor. Oradan Brentford'a gidiyor arkadaşlar. Twente macerası var. Kısa bir Twente macerası var. Oradan da Galatasaray'ın yolunu tutuyor. Oyunda 2020-2021 sezonunda Twente'de geçirdi aslında. Bir sene ileriye attığım için ve Twente performansı 33 maç 10 gol 7 asist 2 kez maçın adamı. Bunun da altını çizelim. Peki sakatlıklar var mı arkadaşlar? Kariyerinde de hiç sakatlığı yok. Bu da ciddi bir avantaj Halil için. Yani dediğim gibi mevkiye göre yorumlanabilecek, satın alma opsiyonuna göre yorumlanabilecek bir transfer gelişmesi. Genç oyuncu olması, Türk pasaportlu olması önemli. Ama 6 aylık bir kiralık hamlesi ise, satın alma opsiyonu yoksa bu transfer her yönüyle tartışılır arkadaşlar. Şahsen ben Brentford'un oyuncu yetiştireceği bir kulüp değilim. Ya Halil burada iyi bir performans gösterdi. Sezon sonu atıyorum 10 gol attı 2 ligin 2. devresinde. Bonservis bedeli olarak da Brentford tabii bunu koz olarak kullanıp orada 7,5 milyon euro isterse ve Halil kalkıp Hollanda Ligi'nde atıyorum PSV Eindhoven'a transfer olursa benim bu işten hiçbir karım yok. Ben niye Ali Yavuz'u oynatmıyorum? Ben Ali Yavuz'u geliştiririm o zaman. Ya da sol tarafa alınmış bir oyuncuysa Onyekuru gelecek. Orada Halil var, Arda var. Benim Kerem'im ne olacak? Yani soru işaretleri dolu bir transfer ama artıları da var, eksileri de var. Bakalım, göreceğiz. Umarım faydalı olur. Şunu forvet mevkiinde şunu çok net söyleyebilirim ama. Çok net söyleyeceğim bir nokta var. İzlemiş olarak, izleyen biri olarak onu söylüyorum arkadaşlar. Jacques'ten çarpı iki performans alırsınız. Saha içinde dolaşır, topsuz alan koşusu yapar, rakibi yıpratır, arkadan gelen oyunculara boş alan açar. O anlamda pas alışverişini yapar. Jacques'ten çok daha faydalı olur. Evet, gol kaçırır mı? Kaçırır. Halil çok iyi bir bitirici diyemeyiz Halil için. Daha yaşı da genç, onu da geliştirebilir tabii ki ama Jacques'ten çok ciddi artıları olur forvet pozisyonunda. Açıkçası hani geliyorsa bence direkt ilk 11'de Jacques'in de forvet olarak değerlendirmesini yeğliyorum Halil'in. Evet, bir resmi transfer videosunun daha sonuna geldik. Yani olumlu olumsuz yorumlarınızı videonun altına bekliyorum. Evet, biraz eleştirdik belki bazı noktalarını. Dediğim gibi artıları da var, eksileri de var. Teraziye koyduğumda
Yani forvet olarak Jacklin'in yerine oynayacaksa eyvallah diyorum ama diğer bütün şartlarda sözleşmedeki satın alma opsiyonu var mı yok mu soru işareti. Sol tarafa alındıysa ya da sezon içerisinde forvet başlayıp sol tarafta kendine yer edinecekse arkadaşlar maç içinde ben ya açıkçası Kerem için diyorum. Kerem için destekleyebileceğim bir transfer değil. Benim ne futbol sevgim ne Galatasaray sevgim buna müsaade etmiyor arkadaşlar. Bunu söyleyelim. Evet, bir resmi transfer videosunun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Devam edeceğiz. Transfer dedikodularını yapmıyorum. Çok boş isimler çıkıyor çünkü. Bu tarz resmi transfer videolarımızda devam edeceğiz. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum şimdiden. Hoşça kalın ve Football Manager 2021'de kalın diyorum.